Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Araştırma görevlisi Savaş Okyay, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İşletim Sistemleri Laboratuvarları ve ikinci uygulaması ile birlikte karşınızdayım. Bu hafta uygulamamızda yok yok proses yaratma üzerine egzersiz yapıyor olacağız. Proses yaratma ve çalıştırma haftasındayız. Ve ek olarak argüman kontrolü, option kontrolü gibi türlü türlü terminal işlemlerini de kontrol edeceğimiz harika bir uygulama hazırlamaya çalıştım. İnşallah oldukça verim alacağınız bir uygulama olur. Ne bekliyorum, ne yapmamız gerekiyor? Onun üzerinden bir hızlıca geçelim. Yine ben kabaca değerlendirme kriterlerimi vesaire bu video içerisinde söyleyeceğim ama ders saati içerisinde puanlama ile ilgili net bilgileri ders saatinde konuşacağız. Genel olarak sizden Dynamic Forking adı altında bir ağaç basmanızı istiyorum. Bunun için çeşitli şartlarım var. Bu dokümanı detaylıca okuyunuz öncesinde, demonun öncesinde, demo videosunu izlemeden önce. Bol bol terminal argümanlarını test edeceğim bir script hazırladım. Şimdi bu aşamada genel olarak programın çalışması için 2 veya 3 toplam argümana ihtiyaç var ama option şart değil. Sizi birazcık zorlayacak kısım burası olacak. Option'a da çalışabilir, option'sız da çalışabilir ama nihayetinde bu ağacı bir log dosyasına basan ve bu log dosyasında gerekli yerlerde ekrana bastıracağımız bir uygulama var. Test kriterlerini belli başlı hatlarıyla birazdan göreceksiniz ama bunlar bu haliyle değerlendirme kriterine yansımayabilir, daha da genişleyebilir. O doğrultuda kullanıcı hatalarını öngörüp cover ederseniz, o hataları da user friendly bir hale getirirseniz, getirisini de size gelecek puan getirisini de görürsünüz. Şimdi başlıklarında zaten nasıl bir test yaptığımı yazmaya çalıştım. Argümansız bir test yaptığımda program çalışıyor ama bir tane integer argümanla çalıştırmalısınız deyip abort ediyor. Sonrasında fazlasıyla argüman giriyorum. Dikkat edin, option olmadığı için iki argüman, additional argüman demek daha doğru olabilir belki, option harici. Çalıştırdığımda da yine fazlasıyla argüman girdiniz deyip yine abort ediyor. Option giriyorum. Bu sefer additional, o ihtiyacımız olan depth verisini girmiyorum. Yanlış option seçeneğine düştü ve bir tane integer istediğini söyledi. Abort etti. Sonrasında doğru bir optionla depth değerini girmeden çalıştırıyorum. Herhangi bir şeye ulaşamadım. Bir sıkıntı da yok ama abort etti. Şimdi fazlasıyla argüman giriyorum. Option'da en sağa yazmışım. İyi option'ın da bir çıktısı olacak. Programın çalışmasına çok etki eden bir parametre option değil. Çıktısını verdi ama değerler fazla olduğu için yine abort etti. Şimdi argüman değeri doğru ama çalışması için valid olmayan bir integer pasladım. Sıfırdan hatta birden fazla bir sayı girin deyip bitti. Yine hatalardan belki de sonuncusu bu. Multi option, biri doğru biri yanlış ve depth değeri de yanlış. Benzer bir çıktı aldım. İyi çalıştı, diğerleri düştü. Buradan itibaren artık program çıktısına da odaklanacağız. Hatta bu en çalıştırmayı sevdiğim koşu. Çünkü bir normalde invalid bir integer değeri birden fazla ama double option'ı 2 ile çarptığı için, D option'ı doubling işlemini yaptığı için yani bir şekilde valid olacak bu değer ve program çalışacak. Şimdi programın çalışmasına bakmadan önce FOI'deki
Ağacımıza bir bakalım. Sağ tarafın derinleşeceğini söylüyor. Girilen değere göre iki derinlikli bir ağaç göreceğiz burada. Ve proses ID'leri çok önemli. Proses ID'lerini yine ders saatinde gerektiğine tartışırız. Ama sizin de kim kimden üretiliyor vesaire gibi işlemleri takip edebilmeniz için, hatta kim kimden önce işlemini tamamlıyor ve proses ID'lerini de algılamamız oldukça önemli. Bu ağaç üzerinde söylemem gereken en önemli şeylerden birisi, bazı proseslerin ek işlemler adı altında sistem çağrısı yazıyor şeyde, figürde. Sistem çağrısından önce beklediği, ebeveyn örneğin, sağdaki derinleşenlerin ise önce bekleyip, pardon, önce sistem çağrısını yapıp sonra beklediğini görüyorsunuz. Bunun bir amacı var. Sona kadar ulaştığında doğru bir ağaç kurgusunu direkt sistem üzerinden çekebilmek. Bu doğrultuda quiz dokümanını, FÖ'yü dikkatlice okuyun. Şimdi buradan itibaren bir çıktıları gözlemlemeye çalışalım. Bakıyorum. Tamamen çıktısını bastım bu sırada. İkişer saniyede beklediği için. Harika. İki option'ım da doğru. Önce bu sizin öğrenci numaranız satırını yazdı. Sonra depth'i 2 ile çarptı. Buradan itibaren programım çalışmaya başlıyor. Kim kimden üretilmiş. Log, klasörü vesaire yaratılmış. Beklemelerden sonra şurada da yazdığım üzere henüz ilk çalıştırma olduğu için log klasörün içerisinde bir şey yok. Log dosyasının içerisinde, logol dosyasının içerisinde ve mevcut çalışmada oluşan ağaç da bu şekilde. Sizin de ağacınızın o kısımdan tam puan alabilmeniz için tam olarak böyle gözükmesi gerekir. Yani SH ve PS3'nin neden gözüküp gözükmediğini ayrıca ders saatinde tartışabiliriz ama kalan program ismindeki exec file geçmişim ben bunu kodumda. Tam olarak bu şekilde çıkması gerekir. Ve termination'ları görüyoruz. Kaç proses varsa o kadar da terminate görmeyi bekleriz, değil mi? Şimdi bir kez daha çalıştıracağım. Bu sefer doubling yapmadan 4 ile çalıştırmayı tercih etmişim. Herhangi bir invalid option yok. Bunun çalışmasına bakalım. Çıktı çıksın yine. Evet, E option'ı burada olduğu için çıktıyı verdi. Sonrasında gerekli beklemelerden sonra bir önceki ya da daha önceki çalıştırmaların log bilgileriyle 29 Mart'ta şu saatte şu deple şu ağaç elde edilmiş. Şimdi ise bu program kapsamında bu ağaç elde edilmiş. Bakın yine depth 4. Yine SH'lar, PST'ler var ama bunların sebeplerini bu videoda anlatmayacağım. Yine kaç tane proses varsa terminate'e düştüğünü gördük. Sonra bir daha bakıyorum. Bu sefer de doubling optionıyla 3'ü çağırmışım. 6 upuzun bir derinlikte ağaç göreceğiz burada. Yine çalışmasını tamamlasın, bekleme işlemlerini tamamlasın. Yine bir sürü terminate'e daha önceki çalıştırma sonuçları log'dan çekildi. Ve genel olarak test case'lerimi bu şekilde belirledim değerlendirme aşamasında. Dediğim gibi bunlar artabilir, azalabilir puanlama kriterinde sizin yapabileceğiniz hata ihtimallerine göre. En sonunda log dosyasının içerine bakacağım. Doğru çalıştırılmış mı, çalıştırılmamış mı? Bu şekilde gözlemlediysem hayırlı uğurlu olsun. Başarıyla tamamlamış olacaksınız bu zorlu haftayı. Bunların dışında söylemem gereken bir şey var mı? Hızlıca bakıyorum. Optionlar, argümanlar önemli bir şekilde değerlendirecek bu hafta. Sonrasında Dynamic Forking adı altında bir ağaç bekliyorum. Burada dediğim gibi beklemelerin anlamı, yani birbirini bağlayıcılığı açısından tamamen uyunuz ilgili sıralamaya. Yoksa bu şekilde göremeyeceksiniz. Belki terminate sayısı az olacak. Belki ağacı doğru göremeyeceksiniz.
doğru ağaç ve doğru terminat yapılarını görmek için orada sembolik beklemeler var aslında. 1-2 saniye neyse kaçsa o. Evet. Sanırım bu demo kapsamında söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Kalan kısımları ders saati içerisinde soru cevap şeklinde değerlendiririz ve netleştiririz. Kolay gelsin diliyorum. Zor bir uygulama ama umarım verim alacaksınız. Görüşmek üzere. I'm out.